Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok basit bir malzeme ile airframe'ımızı nasıl temizleyeceğiz? Bununla ilgili bir video çekeceğim sizlere. Birçok kişi bunu soruyor ve birçok kişi bununla ilgili nasıl temizlik yapılır? Makineye mi atmalıyız? Elimizde bu süngerle mi yapmalıyız gibi sorular geliyordu çektiğim airfry videosunda. Şimdi size onu paylaşacağım. Öncelikle şu içini bir açalım. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten yağ ve artık yağdan dolayı pislikler oluşmuş. Şimdi iç kısmını da göstereceğim sizlere ama öncelikle şunu bir detaylı bir şekilde göstereyim. Benim normalde bu haznem çıkıyor. Birazdan nasıl temizlediğimi sizlerle paylaşacağım. Hemen şimdi şunu koyuyorum. Ve iç kısmına bakıyoruz. Normalde açık rezidans ve gördüğünüz gibi elimle tutuyorum. Burada herhangi bir yağ, pislik kalmıyor. Genelde açık rezidanslarda, üst kısımlarda çok fazla pislik, toz, işte yağ, bunlar çok fazla tutmaz. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 2,5-3 haftadır temizlemeden, yani üst kısmını hiç ellemeden kullandığım bir ürün arkadaşlar bu şekilde. İç kısmını da gösteriyorum sizlere. Buralarda da herhangi bir yağlanma, pislik durumu olmuyor. Şimdi biz bunu nasıl temizleyeceğiz derseniz, öncelikle şu iç kısmını herhangi bir fıs fıs yardımıyla sıktıktan sonra ters çevirebilirsiniz bu arada makineyi tam tersine ki daha rahat temizleyebilirsiniz diye. Buradaki yere fıs fıs sıktıktan sonra bir ufak bezle, yani şu bezle, hemen göstereyim. Şunun gibi bir bezle şöyle etrafını, üstünü güzelce sileceksiniz. Ve sildikten sonra bunlar zaten çok fazla yağ, kir tutan materyaller değiller. O yüzden zaten üretilmiş ve ona göre yapılmışlar. Zaten iç kısmına da aynı şekilde isterseniz bu tarz bir bulaşık deterjanı gibi bir deterjan döküp silebilirsiniz. Ben genelde bu kısmıyla siliyorum. Şimdi zaten birazdan göstereceğim sizlere. Buraya hiç ellemeyeceğim. Çünkü herhangi bir pislik vesaire daha oluşmamış. Temiz gözüküyor şu an. Şimdi geçelim ürünümüzün nasıl diğer o kısmını temizlediğimize. Şimdi başlıyoruz ürünümüzün bu kısmını temizlemeye. Öncelikle bu kısım zaten en çok yağlanan kısım ama iç kısmını da size şu şekilde göstereyim. Şimdi yapmamız gerekenlerden ilk bir tanesi, şöyle sıcak suyumuzu hafif açıyoruz. Önce süngerimizi bir ıslatıyoruz. Su da ısınmaya başlıyor. Benim kullandığım ürün bu tarz. Siz de bunun muadillerini kullanabilirsiniz. Bu yoksa BİM'de, A101'de satılan diğerlerini de kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bunu bir ıslatıyorum ve sonrasında ne işlem yaptığımı gösteriyorum sizlere. Bunu bu şekilde ıslattım. Sonrasında şuna birazcık sabun döküyorum ve ıslatıyorum. Biraz daha döküyorum ki yağı güzelce çıkartabilsin diye. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra böyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde bunu temizlemeye başlıyorum. Bunu makineye de atabilirsiniz. Genelde birçok marka makinede yıkanabileceğini söylüyor. Ama ben makineye atmıyorum. Açıkçası elimde yıkamak daha rahatıma geliyor. Makineye atıp çizilmesinden vesaire açıkçası biraz çekiniyorum ama çizileceğini çok düşünmüyorum genelde, ama olsun. Gene de riske atmaya gerek yok. Şu anki şartlarda çok kolay alınabilecek malzemeler değil. Şimdi bunun yağı bu kadar aslında çıktı. Şimdi diğer kısmı göstereceğim sizlere. Su da sıcak zaten. Güzel bir şekilde yağını temizlemiş olduk. Ben bunu aslında normalde sadece bu metal kısmını makineye atıyorum. Ama diğer kısmını atmıyorum. Ama elde yıkamak da bu kadar rahat oluyor. Şimdi size şunu göstereyim. Herhangi bir kir, herhangi bir pislik kalmadı. Böyle dokunduğunuzda o yağ hissi, o oluşmuş tabaka hissi bile elinize gelmiyor güzel temizlendiği için. Şimdi diğer kısım. Bu da aslında çok basit. Şimdi şöyle size göstereyim hatta bunu. Normal şartlarda benim kullandığım markada bu çıkıyor ve bu sapını ayırıp istersen bunu da makineye bu şekilde atabilirim. Ama gerek duymuyorum. Tekrardan takıyorum yerine. Oturtuyorum. Evet. Şimdi bu kısım da çok basit. Zaten buralarda falan herhangi bir yağ, pislik olmuyor gördüğünüz gibi. Bunlar elimdeki sular bu arada.
Şimdi bunu sıcak suyla şöyle bir kere su doldurup bu şekilde bir sallıyorum ve döküyorum. Sonrasında yapacağımız tekrardan aynı işlem. Şunun üstündeki pislikleri yani yağları atıyorum ve tekrar sabunluyorum. Bunun içine de şöyle göstereyim. Birazcık sabun sıktım. Çünkü bunun altında bayağı yağ kalıyor. Sonrasında başlıyorum şu şekilde temizlemeye. Şimdi ne kadar hızlı bir şekilde çıkarttığını göstereceğim. Çünkü aslında bu ürünler bunların yağ tutmaması ve pislik tutmaması için aslında üretiliyor. Yani malzemeleri ona göre yapılıyor. Ve daha uzun ömürlü olmuş oluyor aslında elde yıkadığınızda. Makinedeki o çok sıcağa maruz kalmıyor. Sonuçta zaten yemek yapıyoruz. Hani içerisinde pis bir şey kullanmıyoruz yani. Şimdi bu da bu kadar aslında görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bakın ne kadar güzel temizlenmiş olacak ürün. Zaten yağları az önce görmüşsünüzdür muhtemelen yansıdıysa. Bayağı sarı sarı yağlar aktı. Bu şekilde elimizle de destek verebiliriz. Şöyle şu kısımları da güzelce yıkadık. Ve şimdi bu tabi alt kısım olduğu için bunun şu kısımlarına biraz daha yapacağım. Çünkü bu ilk sürdüğünüzde tatmin etmiyor açıkçası. Şöyle bu yan kısımlarını daha güzel yapabiliriz. Aslında kullanımı kolay. Temizliği de çok kolay. Yani şu sert yüzeyi de sürebilirsiniz ama gerek yok. Zaten direkt bir tane süngeri tuttuğunuzda böyle sürdüğünüzde çıkıyor zaten. Problem olmuyor. Şimdi bu kadar basit. Şimdi bunu tekrardan çalkalıyoruz. Video uzun olmasın diye ben birazcık hızlı yapmaya çalışıyorum. Aslında daha güzel de uğraşarak temizleyebilirsiniz ürünü. Şu çok soruluyor. Bunu bu şekilde temizledikten sonra yemek yaptığınızda koku falan kalıyor mu? Kalmıyor. Nedenini de birazdan göstereceğim. Şöyle arka kısmını da yapıyorum. Yan kısımlarını da yaptım. Ve aslında temizliğimiz bu kadardı. Şimdi ben bunu böyle direkt hemen koymuyorum. Ne yaptığımı size şöyle göstereceğim. Şimdi ürünün bütün temizliğini yaptık. Görüyorsunuz ıslaklıklar var. Şunu da oturtturdum yerine. Şimdi ben ne yapıyorum? Bunu taktım abi. Ve buradan direkt hemen bir başlatma yerine geçelim. Şimdi 180 derece. Hemen göstereyim sizlere. Dakikamızı düşürüyoruz. 4 dakika boyunca ben bu ürünü kuruması için, o koku kalmaması için çalıştırıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 6 saniye kaldı ve bitmeye yakın. 4 dakika yaklaşık boş çalıştırdım ve şimdi size hemen göstereceğim. Şunu kapatalım. Ve görmüş olduğunuz gibi artık içinde ne bir koku kaldı, ne bir problem kaldı. Tertemiz bir şekilde ürünümüz artık kurudu ve bundan sonra yapacağımız yemeklerde problem yaşamadan kullanabileceğiz. Şimdi ben fişini çekeyim şu ürünün bir. Zaten kapatmıştım. Bunu diğer markalarda, diğer airfryerlarda da yapabilirsiniz. Bu şekilde temizliği kolaydır ve kolay bir şekilde hiç makineye atmadan elinizle yaklaşık 5 dakika, 4 dakikada temizliğini sağlayabiliyorsunuz. Etrafını da gördüğünüz gibi sular oluyor zaten elimizdeki kalan sular. Bunları da ufak nemli bir bezle sildiğinizde herhangi bir leke, iz kalmadan ürününüzü temizlemiş olursunuz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle videonun gelmesi için bir yorum atıp bir abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.